Merhaba koçlar, bugün yanımda harika bir Fiat Performans ürünü var. Moore G200 gitar prosesörü, amf modellemesi ve multi efekt diyor. Şu an kendi kategorisinde, bunu orta seviye kategoriye sokabiliriz. Kendi kategorisinde fiyat olarak en uygun ürünlerden ve kalite olarak en uygun ürünlerden bir tanesi dostlarım. Bu ürünü uzun zamandır incelemek istiyordum. Birkaç videoya yayacağım bu incelemeyi. Bugün kutu açılışını ve ön incelemesini yapacağız sizlerle beraber. Bu ürünü bize gönderen Senkop Müziğe çok teşekkür ediyoruz. Ürünle ilgilenen dostlarım olursa da mağaza bağlantısını açıklamalar kısmına bırakacağım. Biliyorsunuz ülkemizde krizler yüzünden, dolar yüzünden vesaire bu tarz ürünler çok pahalandı ama en az fiyatı artan ürünlerden bir tanesi kendisi. Şu an eğer başlangıç için güzel bir prosesör arayan dostlarım varsa ya da başlangıç prosesörü amfisi olup da daha böyle orta seviye, üst seviyeye adım atmak isteyen dostlarım varsa fiyat performans olarak tercih edebilecekleri harika bir ürün olduğunu düşünüyorum. Zamanla yeni videolarla çok daha detaylı inceleyeceğiz ama bugün sadece kutu açılışı ve ön incelemesini yapacağız. Ardından ileriki bölümlerde tonlarına bakacağız. Belki USB'den bağlayıp ses kartı özelliklerine bakacağız. Ton yazacağız ve derin incelemesini yapacağız hali. Dostlarım, bu tarz videoların gelmesini, devam etmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenelim, kanala abone olalım, bildirim zillerini açalım. Böylelikle biz de daha fazla firmaya daha gönül rahatlığıyla ulaşabiliriz. Ve bakın ne kadar çok takipçimiz var, ne kadar fazla yorum geliyor, ne kadar fazla beğeni alıyoruz diyebiliriz. Bu tarz ürünleri onlardan isteyebiliriz. Sosyal ağlarımızı da eğer takip ederseniz çok sevinirim. Tanıtımlarımızı da yaptığımıza göre Moore G200 prosesörünün, gitar prosesörünün kutu açılışıyla tanıtımına başlayalım. Evet, Moore piyasadaki ciddi oyunculardan bir tanesi artık. Çin menşeli bir firma ama kendini çok hızlı bir şekilde, çok güzel bir şekilde geliştirdi. Ve harika ürünler piyasaya sürüyor. Ben şu an Moore'un bir virus jack'ını kullanıyorum. Onun da tanıtımını yapmıştık. Kartlar bölümüne bırakıyorum efendim. Merak edenleriniz varsa oradan inceleyebilir. Son videolarımızdan bir tanesi de Moore'un çıkardığı gitar. GTRS'de akıllı gitar. Müthiş bir video yaptık. Çok ayrıntılı bir şekilde tanıttık. İçerisinde prosesör olan bir gitar. Onu da belki tercih edebilirsiniz. Onun da bağlantısını kartlara bırakıyorum dostlarım. Oradan izleyebilirsiniz. Müthiş bir video oldu. Ona da çok ilgi gösterdiniz. Teşekkür ediyorum ilginize. Şimdi Moore'un bu G200 ürününün bir kere kutusu inanılmaz. Modern, minimalist ve şık duruyor. Premium duruyor. Gerçekten üst seviye bir ürün aldığınızı hissettiriyor size. Yandan görüntüsünün bir ket çizimini koymuşlar. Ön kapakta Moore yazıyor ve amf modellemesi multi efekt yazıyor. Yanlarda Moore'un logoları yazmaya devam ediyor ve arka kısımda da önemli yer var. İçerisinde neler olduğu, ne özellikler olduğu burada açıkça yazılmış. Evet, 55 tane amfi modellemesi var. Gayet iyi, yüksek bir sayı. 26 tane kabin modellemesi ve 3. parti IR kabin modellemelerini kabul edebiliyor. Yani içerisinde 28 tane olduğuna bakmayın. Siz dışarıdan istediğiniz kadar IR içine atabiliyorsunuz ve özelleştirebiliyorsunuz. Bu o kadar önemli bir özellik ki. Yani bu her şeyi değiştirebilen bir özellik. Dışarıdan IR kabin modellemesi içine adapte edebilmemiz. Eğer istemezseniz de kendi zaten 26 tane kabin modellemesi içerisinde mevcut. 70 tane kaliteli efekt varmış. Bunlar kompresörler, drive'lar, noise gate'ler vesaire, modülasyonlar, pinch efektleri, filtreler, delay'ler ve reverb'ler. Tam 70 adetmiş, gayet yeterlidir. Dünyada olan bütün standart efektlerin kopyaları simülasyonları içerisinde barındırılıyor. 52 saniyelik bir looper'ı var ve bu looper'ın bazı özellikleri de var. Reverse efekti ve yarı zamana düşürme efekti içerisinde mevcutmuş bu looper'ın. Aynı zamanda tabii ki yanında davul kiti ve bu davul kitinin içerisinde 40 tane farklı ritim varmış ve 10 tane de çalışmak için metronom bulunuyor. Metronom olması önemli. Çünkü farklı metronomlarla çalışmayı seven arkadaşlarım oluyor. Sadece klik yerine farklı metronom sesleri duyup çalışan dostlarım olabiliyor. Onları gayet tatmin edebilecek bir ürün. 200 tane preseti var. 200 tane bol bol kullanabilirsiniz. 200 tane kendi presetinizi
kaydedebilirsiniz içerisine. Ton zincirimizi istediğimiz gibi düzenleyebiliyoruz. İstediğimiz efekti istediğimiz yere koyabiliyoruz. Yani dilerseniz dileği öne koyabilirsiniz. Amfiyi en sona koyabilirsiniz. Modülasyon efektlerinin yerlerini değiştirebilirsiniz. Ton zinciri üzerinde sınırsız özgürlüğünüz var. İstediğiniz efekti istediğiniz yere koyabilirsiniz. USB'den bağlantı var ki bence en büyük özellik. Yani aynı zamanda bir ses kartı direkt sesini bilgisayara kaydedebiliyor. Ayrıca tonları düzenleyebilmemiz için bir edit programı da mevcut. Ve böylelikle USB üzerinden bağlayıp bilgisayardan çok kolay bir şekilde tonlarınızı yazabilirsiniz. Aux'in girişi var, kulaklık çıkışı var. Cep telefonunuzdan, MP3 player'ınızdan Aux'inle giriş yapıp kulaklığınızla da rahat rahat dinleyip hiç bilgisayara gerek duymadan, başka hiçbir şeye gerek duymadan egzersizlerinizi yapabilirsiniz. Backing track açıp üzerine çalabilirsiniz dostlarım. Evet, bu genel özellikleri de okuduğumuza göre şimdi kutusunu açalım bakalım içerisinde bizi neler karşılayacak. Kutu gerçekten çok şık, bizi çok özel hissettiriyor ve açtığımızda Moore'un bu GE serisinde ana renk olarak kullandığı yeşil, çok güzel bir yeşil tonu bizi karşılıyor. Burada da nasıl bağlayacağımız ve nasıl bu prosesörü kullanabileceğimiz gösterilmiş. İsterseniz Amfi'ye, isterseniz Amfi'nin arkasında Return'in Power Amp girişine, isterseniz miksere direkt yollayabileceğiniz burada gösterilmiş. Amfi ve kabin seçeneklerini de burada gösterdiğine göre işte içerisinde bulunan Amfi modelleme simülasyonu açıp kapatabileceğiniz herhalde belirtilmiş. Amfi'ye önüne yolluyorsanız kabin simülasyonlarına gerek kalmıyor. Onu kapatabiliyorsunuz. Miksere yolladığınızda açabiliyorsunuz. Keyfini çıkartın demişler. Açalım bakalım. Evet, son derecede güzel, korumalı bir şekilde geliyor prosesörümüz. Bu arada içerisinde neler çıkıyor kutunun bakalım. Tabii ki korumalı bir şekilde, sünger korumalıyla ve poşet içerisinde prosesörümüzün kendisi direkt bizi karşılıyor. Çok şık. Birazdan materyalleri de inceleriz. Üzerinde neler vardır inceleriz. Bir kenara alalım prosesörümüzü. Şurada ayrı bir kutu var. Onu da açalım. Onun içerisinden USB kablosu bile yollamışlar. Bu çok güzel. Prosesörümüzü bilgisayara bağlayabileceğimiz USB kablosunu yollamışlar. Printerlara bağlanır şekilde bir USB çıkışı tercih etmişler. Bu Type-C olsaydı belki daha modern olabilirdi ama bunu tercih etmişler. Neyse, kablosunu da yollamışlar. Bizi zorlamayacaklar. Elektrik bağlantımız, adaptörümüz ve fişimiz, onlar da kutunun içerisinde tabii ki çıkıyor. Son derece hafif bir adaptörü var. Bu adaptörlerin hafif olması kolay taşınabilirlik açısından gerçekten önemli. Ürünün de boyutları küçük, çok rahat bir şekilde yanınızda taşıyabileceğiniz bir ürün olmuş. Evet, Moore'dan bir kart geldi. Burada daha fazla preset bulabilirsiniz diyor. Moorestudio.com adresinden başka insanların yazdığı presetlere de ulaşabilirsiniz. Böyle bir kartla da bunu hatırlatmışlar. Diğer Moore prosesör ürünlerini de burada gösteriyor. İnşallah zamanla diğer ürünleri de biz de test ederiz. Deneme şansı buluruz. Ve işte kullanım kılavuzu. Kullanım kılavuzumuzda yanda dilleri görüyoruz. Ne yazık ki Türkçe yok ama İngilizce var. Şimdi birazcık kullanım kılavuzunu inceleyelim bakalım. İngilizce kısmını açalım. Burada üzerindeki düğmelerin neler, ne işe yaradığını göstermiş. Ön tanıtımda bu düğmelerin ne işe yaradığını anlatacağım. Arkada giriş çıkışları, bunu da anlatacağım. Ürünü nelere bağlayabiliriz? Miksere, amfiye, PC'ye, kulaklığa, aux'un girişiyle cep telefonumuzdan sinyal yollayabiliriz. Ve expansion pedal için bir çıkış da var. Ekstradan bir pedal bağlayabiliyoruz ürüne. Patch'ler nasıl seçilir? Edit nasıl yapılır? Yeni patch nasıl save'lenir? Expansion pedal bağladığımızda onu nasıl ayarlayabiliriz? Kontrol ve tap tuşu varmış. Onun ayarlarını anlatıyor burada da. Ona özel ayarlar nasıl atayabiliriz? Onu anlatıyor zannedersem. Looper'ın özelliklerini anlatmış. Tuner'ımız var. Güzel tabii. Tuner'ı nasıl açabiliriz? Rhythm box'ımızı nasıl kontrol edebiliriz? Looper özelliklerini nasıl kullanabiliriz? Onları hızlıca anlatmış. Evet, çok detaylı bir kullanım kılavuzu değil ama biz zaman içerisinde bu ürünü detaylı inceleyeceğiz ve kullanım kılavuzunun içerisinde yazmasa bile ürünün bütün özelliklerini sizlere anlatacağım zamanla. Bu arada dostlarım, Moore'un web sitesinden daha ayrıntılı bir kullanım kılavuzu da buldum. Bu kullanım kılavuzunda ürünün daha detaylı bir şekilde incelemesi mevcut. En azından tonları nasıl yazabileceğimiz, farklı ayarları nasıl yapabileceğimize dair, ton zincirini nasıl değiştirebileceğimize dair bilgiler burada mevcut.
Burada benim dikkatimi çeken bir şey oldu. USB ayarlarında left çıkışı, right çıkışı, onların içerisinde dry veya efektli olarak seçebiliyoruz. Yani aynı anda hem dry sesi, temiz sesi hem de efektli sesi kaydedebiliyoruz bu sayede. Ses kartı olarak kullanacaksak. Orada full switch modları da varmış. Zaten bunları ileriki bölümlerde ayrıntılı inceleyeceğiz. Bir de şu var, left ve right out'u yine kabin simülasyonu açık mı, kapalı mı diye ayarlayabiliyoruz. Böylelikle left ve right'ın bir tanesini sisteme, bir tanesini de amfiye bağlayabiliriz dostlarım. Bunu da buradan görmüş olduk. Bunları ayrıntılı bir şekilde inceleriz ileriki bölümlerde. Fakat benim göstermek istediğim kısım son kısım. Özellikleri, ürünün özelliklerine gelecek olursak. Sample rate'in 44.100 kHz olduğunu görüyoruz. Daha üst modellerde 48.000 Hz'lik sample rate'ler bulabiliyoruz prosesörlerde. Yine 24 bit olduğunu görüyoruz. Bu arada impulse response'larda 44.100 kHz'lik impulse response almanız tercih ediliyor diyor. Burada da sample'lar 512 ve yine 24 bit şeklinde göstermiş. Son derece ideal orta düzey bir prosesör için. İçerisinde bulunan kabin simülasyonlarına da bakacak olursak crybaby'ler olduğunu görüyoruz vahlarda. Overdrive ve distortion'larda tube screamer'ların, Dunlop'un fuzunun, Boss'un metal zonunun ve çeşitli ünlü distortion ve overdrive modellemelerinin, simülasyonların olduğunu buradan görebiliyoruz. Amfilere gelecek olursak Fender'in Deluxe Reverb'leri, Twin Reverb'leri, Bassman'leri, Marshall'lar olduğunu görüyoruz. GCM 800, 900, Plexi'nin olduğunu görüyoruz. Son dereceyi. Bu arada Angle amfilerin simülasyonlarının olduğunu görüyoruz. Son derece fazla amfi simülasyonu var içerisinde. Mesela Angle'ları görmek benim hoşuma gitti. Mesela Boogie'lerin olması, Orange amfilerin bir sürü çeşidinin olması, Soldano'ların olması, tabii ki Roland GC120'nin olması, benim hayranı olduğum PV amfilerinin simülasyonlarının olması, Vox amfilerinin simülasyonlarının olması, EVH'lerin olması yine, PV'lerin EVH versiyonları, Eddie Van Halen versiyonu, Blackstar'ın bile amfi simülasyonları var, Diesel'in var ve akustik simülasyonlar da var. Alet gerçekten amfi simülasyonu olarak son derece güçlü. Burada da kabinleri görüyoruz. Demin saydığımız bütün amfi markalarının kendi kabinleri de mevcut içerisinde. 4 tane farklı equalizer var. Equalizer'ların çeşitli olması da son derece önemli. Modülasyonlarımız 19 tane. Her türlü modülasyon efekti içerisinde mevcut. Delay'ler de son derece güçlü. Ping pong delay'in olması iyi. Modülasyon delay'lerinden bir tanesi. Reverb'lerimizde ne ihtiyaç varsa hepsi konulmuş reverb'lere. Modülasyonlara baktığımda burada pitch shift de görebiliyoruz. Bu Vami olarak simüle edilebiliyor. Yani Vami pedalı da içerisinde mevcut. Evet, o zaman dilerseniz kutumuzu da bir kenara kaldıralım ve ürünümüzü getirelim. G200 şu an elimde. Bir kere tasarım olarak harika iş çıkartmışlar. Çok minimalist bir ürün ve kullanım materyaller son derece sağlam. Üzerinde taraklanmış alüminyum var ve bu ürünün çok sağlam olduğunu zaten hissettiriyor ve çok kaliteli bir görünüm sunuyor bize. Ürünün yanları deminki anlattığım yeşil renkle boyanmış. Şöyle karşıdan, çaprazdan baktığımızda ürün o kadar şık duruyor ki bu yeşil renk sayesinde. Diğer kısımda da siyah tutmuşlar. Sadece bir tarafı yeşil kullanmışlar. Alüminyum tüm etrafında devam ediyor ve arka kısım da plastik değil. Ürünün her yeri metal malzeme ve şuradan ürünün üzerinde kullanılan metal malzemenin, alüminyumun ne kadar kalın olduğunu görebiliyorsunuz. Ürün gerçekten çok sağlam ve ürünün boyutları şu an küçük gözükse bile ağırlığını tartmanızı isterdim. Bayağı bir ağırlığı var ürün. Yani küçük olduğuna bakmayın. Yere koyduğunuzda, ayağınızla bastığınızda ürünü hareket ettirmeniz bayağı zor olacaktır. Çünkü ürün ağır bir ürün. Silikon ayakları da 6 tane konulmuş. Böylelikle daha sağlam bir şekilde yere basabilir. Farkındaysanız pedalın olduğu tarafta daha fazla var. Çünkü pedalı ittiğimiz için ürünün kaymaması lazım. Silikon ayaklar da son derece sağlam. Switchler çok başarılı. Hissiyatları son derece kuvvetli. Bu arada potanslar da plastik değil. Onlar da metal malzemeden seçilmiş. Sadece üzerindeki şu düğmeler plastik malzeme. Bunların içerisinde de zaten ledler var. Ürüne karşıdan baktığımızda arkasını görmesek bile üzerindeki logolar sayesinde çıkışların, gitar girişinin, aux'in girişinin, expansion pedalının nerede olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz ve sahnede hızlı bir şekilde müdahale edebiliriz. Arkasına doğru eğilmemize hiç gerek yok. Bu logoları yukarı koymaları son derece iyi olmuş. Burada ton zincirimiz var. Ton zincirimize hızlı bir şekilde geçiş yapabiliyoruz ve onların ayarlarını
yapabiliyoruz. Ton zincirlerinde istediğimiz şeyi istediğimiz yere atayabiliyoruz ama klasik olarak genel dizilimi burada bize sunmuşlar. Ama bu dizilime sadık kalmak zorunda değilsiniz kesinlikle. Bu dizilimi alet içerisinde hızlı bir şekilde değiştirebilirsiniz. Ekranı son derece büyük. Sahnede çok rahatlıkla ekranda ne yazdığınızı görebileceksiniz. Burada sistem, play, save tuşu, ton zinciri tuşu, kontrol ayarları, expansion pedal ayarlarını ayarlayabileceğimiz, prosesin bütün ayarlarını editleyebileceğimiz kısım bulunuyor. Tek bir volume tuşu var. Bu volume tuşu sayesinde bu aynı zamanda basılabiliyor. Bütün ayarları bunun sayesinde değiştirebileceğiz. Bazı prosesörlerde bunun haricinde altında da potansiyel oluyor. Bu Moore son derece basit bir sistem kullanmış ve tek bir tuşla, tek bir potansla tüm ayarların editleyebileceğimizi buradan anlayabiliyorum. Expansion pedalının üzerinde harika bir silikon doku var. Ayağımızı hiçbir şekilde kaydıracağını düşünmüyorum. Ürünün boyutları tahminimden daha küçük çıktı. Expansion pedal da birazcık küçük geldi bana. Fakat alıştıktan sonra sahnede sıkıntı yaratacağını zannetmiyorum. Bu tür aletlere birazcık alışmak gerekiyor. Çünkü patch değişimi sadece ileri ve geri oluyor. Tuner'ı açarken ikisine birden basmamız gerekiyor. Sahnede kullanırken birazcık dikkatli olmamız gerekiyor. Yanlış tona geçmemek için, yanlışlıkla tuner'ı açmamak için. Ama bu orta seviye prosesörlerde de artık patchleri ileri geri gitme ve onun haricinde bir tane de kontrol tuşu olması genel bir standart. Bu fiyatlara daha fazlasını beklemek zaten aptallık olur. Üst düzey prosesörlerde daha fazla switch olabiliyor ama bu seviyede genellikle 3 tane switch ile karşılaşıyoruz. Şu güzel, switchlerin yanlarında 4 tane led ışık var. Bu led ışıklar bize sahnede son derece yardımcı olacaktır. Onların renkleri değiştirerek neyi açıp kapayacağımızı rahatlıkla görebileceğiz büyük ihtimal. İleriki videolarda artık incelerken göreceğiz bunları. Burada kayıt, duplicate, stop, clear diye looper'ın özelliklerini kontrol edeceğimiz tuş olduğunu anlatmış. Ayrıca onun haricinde kontrol ve tap tempo tuşu bu. Mesela delay'i açıp kapatabiliriz. Delay'in tabini yapabiliriz. Artık bu kontrol tuşuna ne atıyorsak o devrede olacak. Bununla da sesi açıp kapatabiliriz veya wah yapabiliriz. Artık o özelliklere çalıştırdığımızda bakacağız. Arkasına bakalım, giriş çıkışlara. Elektriği buradan bağlıyoruz. Bilgisayarımıza USB'yi buradan bağlıyoruz. Kulaklık çıkışımız küçük, 3.5 mm'lik seçmişler, büyük değil. Eğer mono bağlayacaksak buradan, stereo olacaksak ikisine birden girmemiz gerekiyor. Left ve right olarak çıkışlar vermişler. Burada input'umuz var. Keşke bu input'u biraz daha uzak bir yere koysalarmış. Şunların arasında belki karışabilir. Burada da expansion pedal, ikinci bir expansion pedal bağlayacaksak onun çıkışını koymuşlar. Ve telefonumuzun aux'in girişi de burada. Evet, ön incelememiz böyleydi. Moore G200'ün. Ben de sabırsızlanıyorum bu aleti sisteme bağlayıp kurcalamak, tonlarını denemek için. Çok merak ediyorum Moore'un bu prosesörü ne kalitede sonuçlar verecek bize. O yüzden kanalı takipte kalın ve gelecek olan o videoları da kaçırmayın dostlarım. Ön izlenim olarak ben şu an karşımızda çok kaliteli bir prosesör durduğunu hissedebiliyorum. Malzeme kalitesi inanılmaz iyi seçilmiş. Bu fiyat aralığında olabilecek bütün tuşlar, ışıklar, giriş çıkışlar ürünün üzerinde mevcut. Bizi yarı yolda bırakmayacak, yıllarca bize hizmet edecek bir ürün yaptığını görüyorum Moore'un şu an ön izlenim olarak. Zamanla deneyerek biz de bunu test edeceğiz dostlarım. Şimdi isterseniz kapanışa geçelim. Evet dostlarım, benden bugünlük bu kadar. Moore G200'ü nasıl buldunuz? Ön incelememiz hoşunuza gitti mi? Yeni videoları merakla bekliyor musunuz? Evet, siz bu ürüne sahip misiniz? Ya da başka bir prosesöre sahip misiniz? Yorumlar kısmına yorumlarınızı bekliyorum. Eğer bu ürüne sahipseniz memnun musunuz? Hangi özelliklerini seviyorsunuz? Hangi özelliklerini sevmiyorsunuz? Bunları bizimle paylaşın ki satın almayı düşünen dostlarım sizin mesajlarınızı okuyup karar verebilsinler. Belki başka bir prosesöre sahipsiniz. Onun hangi özelliklerini seviyorsunuz, sevmiyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum efendim merakla. Bu ürünü bize gönderen Sekop Müziğe çok teşekkür ediyoruz. Ürünle ilgilenen dostlarım varsa mağaza bağlantısını açıklamalar kısmına bırak. Dostlarım videoyu beğenirsek, kanala abone olursak, bildirim zilini açarsak harika olur. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesine katkıda bulunmuş olursunuz. Mutlaka yorumlarınızı, mesajlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Lütfen sosyal ağlarımızı da takip edelim. Böylelikle canlı yayınlardan da mahrum kalmamış olursunuz. Bildirimler alarak bu videoları kaçırmamış olursunuz. Dostlarım yeni videolarda, yeni bölümlerde görüşene kadar hepiniz kendinize çok iyi bakın. Ama en önemlisi neydi? Koç gibi kalın. Görüşürüz.